Şimdilik dünyanın en yüksek köprüsü Milau Viyadüğü. 343 metre boyunca uzanan en yüksek kule niteliğinde. Köprü bulutların üstünde sanki uçuyor. Fakat bu yapılmaması gerektiği söylenilen bir mega yapı. Bu köprünün planını ilk kez gösterdiğimde bunun gerçekten bir çılgınlık olduğunu düşündüler. Gökyüzüne yakın olan bu yerde bu inanılmaz karayolunu yapmaya kalkışan ekibin köprüyü dengede tutmak için toprak kayması ve saatte 130 kilometre ile esen şiddetli rüzgarla baş etmesi gerekiyordu. Mühendislerin sınırlarını sonuna kadar zorlayan bir köprü oldu. Bir sürü Eyfel Kulesi'ni bir arada düşünün. Sonra aralarından geçen dört şeritli bir otoyol hayal edin. Fransa'nın en derin vadilerinden birinin tam ortasından bu yol geçiyor. İşte duyduğunuzda bile inanamadığınız Milau Viyadüğü'nü tarif eden birkaç cümle. Başından beri inşaat ekibi onları yıldırmaya çalışan üç zorlukla karşılaştı. Birincisi dünyanın en uzun köprüsünü inşa etmek. İkincisi üstüne 36 bin tonluk bir karayolu yapmak. Ve üçüncüsü, her biri 700 ton ağırlığında olan 7 tane çelik direk dikmek. Ve onlar, sağlam toprağın üstüne yüzlerce metrelik inşaatı yaptı. O kadar yüksek ki, Eyfel Kulesi'nin üstünde olsanız bile hala yukarı doğru bu heybetli köprüye bakıyor olursunuz. Ekim 2001. Ekip yeri kırmaya başladı. Onlar 120 yıl boyunca işletilecek olan bu köprüyü inşa etme işi için görevlendirildi. Bu anlaşmayı yapabilmek için ekip 4 yıldan az bir sürede rekor sayılabilecek bir müddette inşaatı bitirmeye söz verdi. Japonya'daki dünyanın en uzun asma köprüsü olan Akashi Kaikyo'nun inşası dolu dolu 10 yıl sürmüştü. Bu girişime başladıklarında riskler vardı. İnşaattaki bir günlük gecikme onlara 30 bin dolara mal olacaktı. Vadinin kuzey bölümünden başlayan 7 tane köprü payandası kuruldu. Bir numaralı olan dik eğim yüzünden problemler çıkaracaktı. İki numaralı olan en uzun olmasından dolayı en büyük meydan okumayı gerçekleştirecekti. Nehri geçen 3 numarada kısa değil. 4, 5, 6 ve 7 güneye doğru olan eğime tırmananlar. Başlamak için ekip temeli en alt seviyeye atmak zorunda. Çünkü üzerine inanılmaz ağır olan bir köprüyü inşa edecek ve onun bütün bu ağırlığı taşıması gerekiyor. Fakat doğanın güçleri onlara karşı sürekli mücadele veriyor. Jeologlar bölgedeki çatlamaya çok müsait olan kireç taşından doğan riskleri sürekli gündeme getirdi. Bu taş bir sürü oyukla dolu. Bu oyuklar yerel peynir ekonomisi için çok gerekli. Milau'ya yakın bu oyuk sistemler dünyanın en ünlü Roquefort peynirindeki mavi kalıba ev sahipliği yapıyor. Fakat peynir için muhteşem olan bu madde mega yapı için bir felaket oluşturabiliyor. Jeologların bulguları önemli bir şey daha gösteriyor. Orada yer kayması gerçekleştiğini. Bu tür bir felaket tüm projeyi tehlikeye atabilir. Tüm uyarılara rağmen inşaat planlandığı gibi yapılmaya başlandı. Daha sonra bir gün inşaat sırasında tahmin edildiği gibi dramatik bir fırtına toprak kaymasına neden oldu. Bir köprü payandasının etrafına 4000 metreküp kaya yuvarlandı. Neyse ki düşen kaya ona zarar vermedi. Fakat ikaz da çok açıktı.
eğimi sabitleştirmek ve yıkımın tekrarlanmasını engellemek için değerli insan gücünü ve ekipmanı dağıtmakta zorlandılar. Yani çevre toprak kaymasına bu kadar meyilliyken dünyanın en yüksek köprüsü buraya neden yapılıyordu? Cevap aslında çok basit. 1980'lerde Fransızlar Paris'i direkt olarak İspanya'ya bağlayan karayolunu yaptı. Bu ana arter Fransız kırsal alanı boyunca güneye uzanan ana yol oldu. Akdeniz'den itibaren bu karayolu kuzeye doğru ilerliyor. Beraberce Fransa'nın en derin vadilerinden birinde duruncaya kadar gittiler. Fransa'nın en az favori darboğazı olan Milano'ya hoş geldiniz. Milano şehir merkezi, masif bölgesinin en dağlık alanında yer alıyor. Burası Fransa'nın en huzurlu bölgelerinden biri. Fakat yazın, bu orta çağa ait şehir trafik cehenneminden dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Semt sakinleri belediye başkanının bile müdahale edemediği bu felakete daha fazla dayanamaz olmuş. Şehrimizin ünü için bu çok kötü bir imaj. Televizyonda ve radyoda her gün Milano'yu kötüleyen haberler duyuyoruz. Sürekli trafik var. Yolda 5 saatinizi kaybedebilirsiniz diyorlar. Ve bu insanlar sadece Milano'nun yerlisi değil. İki şoför Cemila ve Cemima'nın Milano'nun diğer tarafına gitmek için 30 kilometrelik yolu tamamlaması gerekiyor. Burada köprü ihtiyacının neden doğduğu da anlaşılıyor. Cemila 33 numaralı araçla yeni yapılan köprü yolunu kullanacak. Diğer tarafta Cemima 22 numaralı araçla eski vadi yolunu kullanacak. Karayolunda ilerlerken 33 numaralı araç 18 dakika içinde Milano Köprüsü'ne ulaşıyor. Yaşadığı tek gecikme köprünün gişesinde para ödediği için 30 saniyelik zaman kaybı. Daha sonra saatte 100 kilometre hızla olağanüstü köprünün üstünde ilerlerken sadece 32 dakika içinde şehrin diğer tarafına ulaşmış oldu. 22 numaralı araç ise aynı sıralarda orta çağa ait sokaklarda çok yavaş şekilde hala ilerlemeye çalışıyor. Bisikletçiler, yayalar, köpek gezdiren insanlar hepsi yol konusunda hemfikir. 22 numaralı araç bu engelleri geçtikten sonra ancak şehrin diğer tarafına ulaşabildi. Ve son yapılan zamanlamaya göre 1 saat 35 dakika içinde istenilen yere varabiliyor. Diğeri karayolu ve köprü yolunu tercih eden Cemila'dan neredeyse 1 saat daha fazla yol almış oldu. Tüm bunlar köprü ihtiyacının neden ortaya çıktığını çok iyi açıklıyor. Fakat bu ihtiyacı karşılamak Fransız hükümetinin çok zamanını aldı. İnşaattan 12 yıl önce Paris'te Ulaştırma Bakanlığı ilk kez bir planla ortaya çıktı. Köprü inşaatının başındaki kişi Michel Villageau aslında sıradan bir mühendis. Fakat büyük düşünen biri, hem de çok büyük. Mesela Kuzey Fransa'daki Normandiya Köprüsü'nde dünyadaki en uzun asma kablo teknolojisi kullanılmış. Bu rekor kıran yapı tamamlandığında Villageau artık bir sonraki planına geçebilir demekti. Yani Milano Viyadüğü'ne. Planı diğer bir asma kablo teknolojisini kullanarak köprü yapmak. Teknolojinin farklı yanlarından yararlanmaya çalışmak daha önce denenmiş bir şeydi. Normandiya Köprüsü'nden 4 kat daha yüksek köprü payandaları planlandı. Milano Köprüsü dünyanın sadece en yüksek değil, aynı zamanda bugüne kadar yapılan eşsiz yapılarından biri olarak da kalacak. Gerekli otoritelere bu köprünün planlarını ilk gösterdiğimde gerçekten bunun bir delilik olduğunu düşündüler. Flojan'ın yaptığı Normandiya Köprüsü'nde donanımı destekleyen 2 set tel kullanmaktı. Milano için tel setlerden birini gözden çıkardılar. Kalan hat kuvveti taşıyabilmek için daha da kuvvetlendirilecekti. Daha da etkileyicisi 2,5 kilometrelik Milano Köprüsü'nde bir tek ana halat olması yerine vadi boyunca onu destekleyecek birçok köprü payandasına ihtiyaç duyuldu. Hiç kimse birçok halat kullanma taraftarı değildi. Tek halat üzerinde asma kablo teknolojisi kullanılarak köprü yapıldı. Fransız otoritelerinin bir problemi vardı. Villageau'nun temel atma projesiyle ilgili sorun yaşıyorlardı. Diğer mühendis ve mimarları da rekabet ortamı yaratılması için davet ettiler ve hepsinin farklı tasarımları vardı. Kazanan dünyanın en ünlü mimarlarından Lord Norman Foster oldu.
Foster, Hong Kong'daki dünyanın en büyük havayolu terminalini inşa etti. Barcelona'da ofisler tam anlamıyla iletişim kulesindeki direklerde asılı duruyor. Bu öyle bir adam ki genellikle imkansızı tasarlıyor ve yapıyor. Bildiğiniz gibi bunlar aslında birer meydan okuma ve birbirinin üstünde olan çatışmalar. Onun Milao ile ilgili olarak dünyanın en büyük meydan okumalarından biri onu araziye gayet uygun şekilde yapması oldu. Fransa'nın görkemli kanyonuna denk ünlü Gorge du Tan'dan aşağı doğru olan yola yapıldı. Doğanın çok kuvvetli güçlerine karşı çok nazik ve narin görünecek bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? En inanılmaz manzaranın üzerine o planı nasıl kurabilirsiniz? Alay eder gibi Foster'ın cevapları Viloj'un planını bir adım daha ileri götürecek türdendi. 9 orijinal köprü payandasından 2 tanesini çıkararak, işin içine sanatın narinliğini de katarak mühendisliği daha zevkli bir iş haline dönüştürdü ve ciddi bir şekilde kalan köprü payandalarını inceltti. Foster köprünün narin bir kelebek gibi görünmesini istiyordu. Fakat Tarn Nehri'nin yüzlerce metre yukarısında çok güçlü rüzgara rağmen bu kelebek 5 Eyfel Kulesi'nin ağırlığını taşıyacak güçte olmalıydı. Tasarımı yanlış yapmak kesinlikle bir felakete neden olabilirdi. Aralık 2001'de Fransa'nın Milao Viyadüğü. Dünyanın yapım aşamasındaki en yüksek köprüsü. Bu projede her şey çok büyük boyutlu. 200 bin ton betona ihtiyaç duyulacak. O kadar çok ki ekip bu inşaat alanına beton fabrikası kurmak zorunda kalabilir. Çünkü bu kadar çok miktarda beton bulmak kolay değil. Bunun bir formülü olmalı. Taşımak zorunda kalacağı aşırı yükü desteklemek için yapısal bir güce de ihtiyacı var. Bu çok çabuk ayarlanabilecek bir şey değil. O bir şekilde yukarı kaldırılmalı ve yüzlerce metre yukarıya dökülmeli. Ve tüm bunlar Norman Foster'ın bakış açısına uyacak şekilde gerçekleşmeli. Gerçekte mimarın bakış açısı inşaat ekibi için bir sorun ortaya çıkardı. Her bir köprü payandasını karmaşık geometrik bir şekil olarak tasarladı. Yukarı doğru çıkıldıkça gittikçe sivri hale geliyor. Gölgeler yaratmak için dikey oluklar kullanılmış. Fakat mimar için kağıt üzerinde sadece bir çizgi olan şey yapılmaya başlandığında çok önemli bir meydan okuma olarak karşısına çıkıyor. Geçici bir kalıba boşaltılan betonlarla aşama aşama dev gibi köprü payandaları yapılmaya başlandı. İstenilen gücü sağlamak için o kalıplar güçlendirilmiş çelik çubuklarla dolduruluyordu. Toplamda 16 bin ton olan çelik çubuk yukarıdaki yerlerine kaldırılıyor ve korumaya alınıyor. Bunlar 4 bin kilometrelik yolda döşenmiş olacak. Yaklaşık Milao'dan Orta Afrika'ya kadar. Her köprü payandasının şekli ciddi şekilde karmakarışık. Sonuç olarak her seferinde kırmızı çelik beton kalıplarını kaldırıyorlar. Sonraki 4 metrelik bölümün profilini oturtmak için kalıbın şeklini değiştirmek zorundalar. 15 ton ağırlığındaki bu çelik panelleri yerinden oynatmak hiç kolay iş değil. 7 köprü payandasının yüksekliğinin tümü 1 kilometreden daha fazla. En az 250 kere kalıbın şeklini değiştirmek zorunda kaldılar. Her 3 günde bir, her köprü payandasındaki ekip tüm bu süreçten geçiyor ve sonra yine aynı şeyler tekrarlanıyor. Fakat bu sürekli gecikme tehdidi altında zamana karşı verilen bir savaş. Her şeyin zamanlamasını ve bütçeyi doğru şekilde sağlamak göz korkutucu bir sorumluluk. Özellikle de biri için Jean-Pierre Martin. 3 yerine 4 günümüz olsaydı bir düşünün. Döküm sayıları hesaplandığında bizim için 3 ila 6 ay arası gecikme olarak sorun çıkarabilirdi. Ayrıca ayda yaklaşık 1 milyon dolar ceza da gelebilir. Bu kesinlikle Martin'in göze alabileceği bir şey değil. Ve zaman çizelgesi onun tek sorunu değil. Dünyadaki en uzun köprü payandasını yaparken her şeyin yerini en doğru şekilde saptamanız gerekiyor. Yanlış bir şey olursa köprü yerine oturmaz. Her 4 metrelik bölümde 10 santimlik bir açık oluşabilir. Yaklaşık el genişliği kadar. En yüksek köprü payandası yukarıda 6 metreye ulaşabilir. Yani bir jet uçağı gövdesi genişliğinde. Her ekip gökyüzündeki belirli bir noktayı amaçlıyordu. İkinci köprü payandası yerden tam olarak 245 metre yukarıda. 546 metre kuzey taraftan ve güney uçtan 1914 metre uzakta. Tehlike için alan bırakılmıyor.
Ancak GPS aletiyle doğru şekilde sonuç alabilirlerdi. 4 milimetre içinde eksiksiz bilgi sağlanıyor. Birçok uydudan sağlanan sinyalleri kullanarak ekip onların yerini kesin olarak tespit edebiliyor. Gökyüzünde bulmaları gereken kritik nokta için hedefte olup olmadıklarından emin oluyorlar. Aylar sonra köprü payandaları gittikçe yükseğe çıktı. Kasım 2003 sonunda istenilen yüksekliğe ulaştılar. 245 metrelik ikinci köprü payandası dünyadaki en yüksek köprü payandası oldu. Fakat acaba bu rekor kıran direk tam olması gerektiği yerde mi? Şaşırtıcı bir şekilde sorun 2 santimetrelik hedefte etkisiz hale getirildi. Şampanyalar patlatılıyor. Artık kutlama zamanı. Tüm bu garip olaylara rağmen zaman çizelgesinin hala bir ay önündeler. Fakat ekibin rahatlama gibi bir lüksü yok. Projenin bir sonraki aşaması yapının en zor bölümleri olacak. Dünyanın en uzun köprüsünün ikinci bölümü. Köprü payandalarının üstüne 36 bin tonluk ve 2,5 kilometrelik geçidi kurmak ve bunu tam olarak Tarn Nehri'nin 270 metre yukarısına yapmak. Köprüyü yapanlar tehlikenin bölgeden geldiğini biliyor fakat bu yükseklikler öldürücü olabilir. New York'taki Brooklyn Köprüsü'nün inşaatı sırasında 34 kişi öldü. 1970'te Melbourne, Avustralya'daki Westgate Köprüsü'nün inşaatında da 35 kişi hayatını kaybetti. Ve bir yıl sonra Almanya'daki Koblenz Köprüsü Ren Nehri'nin üstüne yıkıldığında 13 kişi hayatını kaybetti. Akıllarda kalan ölümle sonuçlanan bu tip kazalar sonucunda ekip güvenli sağlam topraklar üzerinde tüm karayolu güvertesini kurmaya karar verdi. Bu da çok sağlam bir yapı olacağının işareti. Yani teoride tüm betonu yüzlerce metre yukarı kaldırmaktan çok daha güvenli. Bu planla ilgili sadece bir tek problem var. Daha önce hiç kimse o kadar yüksekteki 2,5 kilometrelik köprü payandalarının üstüne karayolu güvertesi yerleştirmedi. Sonunda çelik üreticilerinden biri muazzam meydan okumaya cesaret etmek zorunda kaldı. Eyfel için büyük Fransız mühendislerinden biri bir çelik şirketi kurdu. Eyfel ilk yapıldığında dünyanın en yüksek köprüsüydü. Güney Fransa'daki Garabit Viyadüğü, New York'taki Özgürlük Heykeli ve Paris'in Kulesi hepsi onun imzasını taşıyor. Şirketin deneyimine rağmen Eyfel'in direktörü Mark Bonomo çok ciddi bir risk aldığının farkındaydı. Şirket için aslında bu bir kumardı. Çünkü eğer bir hata yapılmış olsaydı veya işler yolunda gitmeseydi tüm şirket tehlikeye girecekti. Şirketin çelik fabrikalarında karayolu güvertesini oluşturacak ağır bölümlerini ürettiler. 90 ton gelen ve bazılarının uzunluğu 22 metreyi bulan 2200 değişik bölümün bir araya gelmesi kocaman bir yapbozu andırıyordu. Onların doğruluğu milimetrik bir parçanın içinde bir lazerle ölçülüyor. Dev gibi kare tüpler güverteyi dimdik tutabilmesi için merkezi omurgayı oluşturuyor. 4 şeritli karayolunun genişliğini oluşturmak için 3 köşeli paneller birbirine kaynakla tutturulmuş durumda. Görücü zaman çizelgesiyle başa çıkabilmek için Bonomo 2 başlı kaynak robotu ve plazma kesme makinesiyle üretimi otomatik hale dönüştürdü. Her kesim model veya kalıp bilgisayarda programlı. Bir süre sonra makine her şeyi otomatik olarak yapmaya başlıyor. Ve kavurucu ısı 28 bin dereceye ulaşıyor. Bu dünyanın çekirdek ısısının 5 katı kadar. Fakat kesim ve kaynak işin en kolay kısmı. Zor olan bölümse bu gittikçe devleşen bölümleri Milao fabrikalarından yüzlerce kilometre ileri taşımak.
Olası bir hasarı önlemek için rotalar çok dikkatli planlanmalıydı. Polis çevre güvenliğini sağladı. O seviyedeki bir hazırlanmada bile tam her şey yolunda gidiyor derken bazı engellerle karşılaşıldı. Henüz kimse farkına varmasa bile bu viyadüğü yapmakla yollardaki aşırı trafik çok daha büyük oranda rahatlayacaktı. Vadinin diğer tarafında kurulmuş olan montaj fabrikasından parçalar geldi. Büyük yapboz halindeki parçalar kaynakla birbirine birleştirildi ve iki parçadan oluşan güverte haline getirildi. Fakat bu iki parçayı vadi boyunca dünyanın en yüksek köprü payandalarının üstüne yerleştirmek karşılaşılan en büyük meydan okuma olacaktı. 80 katlı bir gökdelenden daha yüksek olan köprü payandasının üstüne karayolu güvertesini koyan ilk ekip olacaklar. Daha önce hiç kalkışılmayan bu tür köprü yapımı işi için iki kocaman parça halindeki 2,5 kilometrelik karayolu güvertesini kaydırma yoluyla gerçekleştirmeyi planladılar. Köprünün baş mühendisi Jean-Marie Kramer, bunun başarılabileceğine inanan az sayıda insandan biri. Bu metodu bilen bütün mühendisler bunun mümkün olabileceğine inanmadı. Eğer ekip yanlış bir hesap yapmış olsaydı tüm yapı vadinin içine çökebilirdi. İnşaat için bir çözüm bulduk. Köprüye iki ayrı taraftan başlama kararı aldık. Bir bölüm Larzac platosu, diğeri ise Rouge platosu. İki taraftan onları itiyorsun ve bir araya gelmelerini sağlıyorsun. Tam Tan Nehri'nin üstünde buluşmalarını sağlıyorsun. Daha küçük köprüler benzer teknikleri kullanır. Güçlü hidrolik su mengeneleri tam olarak iki taraftan da güverteyi pompalıyor. Fakat dünyanın en yüksek köprü payandaları üstünde Milau şimdiye kadar denenen en uzun başlangıç olacaktı ve sonuçlar bir felaket de doğurabilirdi. Güverte o kadar ince ki her köprü payandası arasındaki 342 metrelik boşluk içinde her an bükülebilir ya da çökebilir. Birinin önceden idare ettiği en uzak mesafe şimdikinin en az yarısı kadardı. Çözümün ilk bölümü kolaydı. Vadinin üzerine çıktıkça direği uygun şekilde oturtmalısınız ki teller güvertenin ön tarafını desteklesin. Daha sonra idare edilebilir 171 metrelik iki eşit uzunluk için geçici çelik destek kulesini inşa ediyorlar. Bu çelik kuleler kendi başlarına birer inşaat harikası. 170 metreden fazla yükseklikte şimdiye kadar yapılmış en uzun yapı ve çok büyük miktarda yük taşıması gerekiyor. 7000 tonluk güvertenin önü ilk olarak 90 metrelik direğe doğru kaydırıldı. Ve bu inanılmaz ağırlığı hassas köprü payandalarının üstüne itmekle onları toprağa daha da gömmüş olacaklardı. Aslında bu bir kabus senaryosuydu. Eğer geleneksel bir başlangıç yapmış olsaydık, köprü payandalarını geçitteki civatalar gibi yıpratmış olurduk. Birinin bu köprünün yapıldığı tarzı yeniden keşfetmesi gerekiyor. Mark Bonomo ve Jean-Marie Kramer bu hamleyle geldiler. En basit örnek ağır bir kutu ve sallanan bir masayla gösterilebilir. Normal bir başlangıçta köprü payandalarına isabet alırsınız. Güverteyi payandanın üstüne ilerletmek istiyorum. Fakat eğer güverteyi buradan itersem, köprü payandalarının üstüne vurmuş olurum. Çünkü onlar çok yüksek. Buradaki fikir, payandaların üstünde bir başlangıç sistemi düzenlemek. Bu yolla güverteyi içsem bile payandaların dengesine hiçbir etkide bulunmaz. Böylece de payandalar düşmez. Buradaki hile bu tip başlangıç sistemlerini kullanarak güverteyi yükseltmek ve ileri doğru yavaş yavaş hareket ettirmek. Her bir sistem güvertenin her yanının altındaki kama şekilli iki bloğu kullanıyor. Üst kama hidrolik su mengenesi tarafından öne çekiliyor. Aynı zamanda aşağıdaki kamanın eğimine kaydırıyor. Güverteyi desteklerinden çıkarıyor ve 600 mm ilerletiyor. Sonra alt kama geri çekiliyor ve güverteyi desteklerin üstüne bırakıyor. Üst kama ise eski yerine geri dönüyor ve tüm bu süreç tekrardan başlıyor.
Bu akıllı aletlerin dördü her köprü payandasının üstüne yerleştirildi. Hepsi tam olarak aynı saatte çalışmaya başlaması için programlandı. Ve bunun sonucunda hepsi beraber tüm karayolunu kaldırdı ve ön tarafa döndürdü. Fakat eğer biri hata yapsa veya sırasını şaşırsa bir felakete neden olabilir. Onların çökmesine neden olana kadar o güç köprü payandalarını itebilir. Yukarı çıktığınız zaman 300 metre aşağıda Milao'yu görüyorsunuz. Ve kendinize soruyorsunuz, acaba bu iyi bir fikir miydi? Tüm projenin geleceği bu prototipe bağlıydı. Ve daha önce hiçbir teste tabi tutulmamıştı. ...26 Şubat 2003 sabahı. Dünyanın en uzun köprüsü için yaşam ya da ölüm günü. Her şey teste tabi tutulacak. Güvertenin esnekliği, geçici köprü payandalarının gücü ve eleştirel olarak hidrolik su mengenesi sisteminin öncülüğü. Bonomo'nun bile sorumlu kişi hakkında şüpheleri var. Daha önce böyle bir şey yapılmadığı için İşin yolunda gitmeyeceğiyle ilgili korkularım olduğunu söylemeliyim. Pompalar çalışıyor, pistonlar itmeye başlıyor ve güverte vadi boyunca muhteşem yolculuğuna başlıyor. Motorların başlama sesini duyduğumda parmağımı güvertenin üstüne koydum. Parmağımın hareket ettiğini hissediyordum. Her 4 dakikada vadi boyunca güverte 600 milimetre ilerliyordu. Müfettişler gelişmeleri takip ediyordu. Fakat desteksiz güverteyi izlerken çok heyecanlı anlar geçiriyorlar. Sadece 204 metre aşağıda. 2256 metre daha gidecek. Başlama sistemi planlandığı gibi gidiyor. Mühendisler iyimser düşünüyor fakat güverte alana girdikçe saatte 130 kilometre hıza ulaşabilecek rüzgara karşı çok daha dayanıksız hale gelebilir. Ne yazık ki karayolu güvertesi ters yüz olmuş uçak kanadı görüntüsünde ve ekip en çok bu kanadın kolaylıkla havalanabileceğinden korkuyor. Mühendisler rüzgar ve hava durumuyla yakından ilgileniyordu. Havayla ilgili bir sorun görünmüyordu. Önlerinde 3 günlük hava raporu vardı ve rüzgar saatte 85 kilometreyi geçmemeliydi. Onlar inşaat ekibinden devam etmelerini isteyecekti ve böylece güvertenin başlama süreci devam edebilecekti. Bazı önlemlerin alınmasının nedeni aslında çok basit. Güçlü rüzgarlar gerçekten köprüyü hırpalayabilir. 1940'ta Washington eyaletinin kuzeybatısında Tacoma geçidi boyunca bir asma köprü inşa edildi. 1 Temmuz'da büyük bir kutlama sonucu köprü açıldı. Fakat kutlamalar kısa sürdü. Köprünün büyük bir problemi vardı. O da rüzgar. Güvertenin altındaki kirişler köprüyü daha sağlam tutmak için tasarlanmıştı. Aslında rüzgarı kesiyordu. Karayolunun korku verecek şekilde dalgalanmasına yerel insanlar Galloping Gertie diyor. ...7 Kasım'da rüzgar saatte 70 kilometreden azken köprü birden şiddetli şekilde sallanmaya başladı. Saat sabah 11'de Galloping Gertie denilen dalgalanmaların oluşumu için vakit ilerliyor. Rüzgar köprüyü nehre savuruyor. Tüm bu süreç içinde rüzgar tüneli testi standart bir prosedür. Milao Köprüsü için 18 aylık süreçte Tarn Vadisi'ndeki rüzgarı analiz ettiler. Daha sonra rüzgar tünelinde koşulları tekrar yarattılar. Rüzgar mühendisi Oliver Flamand sonuçlar karşısında şoke oldu. Normalde ortalama rüzgar hızı oldukça düşük. Fakat çok güçlü bir girdap olabiliyor ve bu da çok hızlı rüzgarlar yaratabiliyor. Sağlam arazi olmasına rağmen karayolu güvertesinin olduğu yükseklikte ciddi girdap oluşabiliyor. Rüzgar saatte 130 kilometreye çıkabiliyor ki bu da aslında bir hortum gücüne eşit.
Riskleri analiz etmek için köprünün her bir tarafını test ettiler. Köprü payandalarını, direkleri ve tabii ki güverteyi. Fakat problem sadece bitmiş köprünün aerodinamiklerinde değil. Risk çok olduğu zaman nasıl tepki vereceğini bulmaya çalıştılar. Mesela güvertenin kurulmaya başladığı zamanlar riskli. Oliver ve ekibi tüyler ürpertici bir sonuca ulaştı. Ölçtükleri rüzgar o kadar güçlü ki emniyetsiz güverteyi desteklerinden ayırıp uçurabilir ve yüzlerce metre aşağıya vadiye doğru onu parçalara ayırabilir. Ve daha sonra kabus başladı. 22 Ağustos 2003'te 6 aylık güverte kurulumundaki sistemlerden biri çöktü ve rüzgar güverteyi sallanır bir şekilde bıraktı. Durum daha da kötüleşiyordu. Meteoroloji uzmanı fırtınaların oluşabileceğini söyledi. Şimdiye kadar bu muazzam pompalama makineleri mükemmel çalıştı. Fakat gerçek şu ki onlar prototipti. Ve bu çılgın zaman çizelgesi içinde hiçbir zaman test edilmemişlerdi. Kayan yüzeyler yerinden söküldü ve hidrolik su mengenelerinin çok fazla itilmesiyle sürtünmeler oluştu. Bu da yapışmaz yüzeyde teflon problemine neden oldu. Ne yazık ki başlama sürecinin tam ortasında ağır beton direğinin üstünde kimse bu canavar makinenin parçalarını yenilemeyi düşünmedi. Şöhretini bu sisteme bağlayan adam için bu çok kötü bir haberdi. Yaşadığım en büyük gerginlikti. Ağzınızdaki bir zehir gibi. Onu asla unutamazsınız. Tahminleri tekrar inceleyerek problemin nedenini fark ettiler. Kayan yüzeyler arasındaki güçleri küçümsemişlerdi. Gerekli yedek parçalar olmadan tamiri gerçekleştiremezlerdi. Saat ilerliyor ve Mark Bonomo'nun acil bir çözüm bulması gerekiyordu. Apollo 13 o olaydan döndüğü zaman NASA mühendisleri düzeltilmesinin nasıl olacağını öğrenmek için oradaki her şeyin envanterini istemişti. Milao ekibi de bir envanter çıkardı. İhtiyaç duyulan yeni teflon yüzeyleri sağlamak için kullanılmaya başlanmayan diğer başlama makineleri kapatılmış olabilirdi. Ekip gece boyunca çalışarak geçiş platformunu uzattı. Bu onlara 5 metre uzunluğundaki 2 tonluk çelik kamayı çıkarmalarına, teflonu değiştirmelerine ve başlama makinesini yeniden bir araya getirmelerine yardım etti. Ertesi sabah saat 8'de işe tekrar başlamak için hazırlardı. Haftanın geri kalanında tahmin edilen fırtınalar oluştu ve bu yüzden başka bir takım makine daha aşındı. Ne zamanki güverte güvenli bir şekilde bir sonraki köprü payandasına geçti, ekip de rahat bir nefes alabildi. O yaşadığımız korku dolu 4 saati hiç unutmayacağım. Gerçekten paniğe kapılmıştım. İki karayolu güvertesi vadi boyunca yolculuklarına devam ediyordu. Gün geçtikçe hatta haftalar geçtikçe ta ki 14 hafta olana dek direklerin üstünde milim milim birbirlerine daha da yaklaştılar. Mayıs 2004'te kritik bir devreye girdiler. Kuzey uçtan itibaren daha kısa olan güverte son noktaya ulaşmak için 717 metre yolculuk yapmak zorundaydı. Güneyde ise uzun olan güverte 1,5 kilometreye kadar uzadı. Nehir üstünde bir bölümde geçici payandayı yükseltmenin imkansız olduğu bir nokta onları böldü. Fakat ikisi planlandığı gibi bir noktada buluşabilecekler miydi? Eğer hesapları tutmazsa çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanacaktı. Tüm projenin arkasındaki esas adamın bile şüpheleri var. Güvertenin iki parçasının tam bir uyum içinde birbiriyle buluşabileceğinden gerçekten emin değildim. İhtimaller onların karşısındaydı. Öyle bir başarının hesaplanması tam olarak başarması zor olan bir görev olarak görülüyordu. İlk olarak vadinin kuzey ve güney eğimlerindeki yükseklikler birbirinden çok farklı. İkinci olarak köprü güç fark edilen dönemeçlere sahipti. Sonuç olarak karayolu güvertesini oluşturan her çelik panel aşırı dikkatle kesilmeli ve kaynak yapılmalıydı. İstenildiği gibi birleşme için o iki eğri ve kavisli güverteye sahiplerse bunun bir mühendislik zaferi olacağı kesindi.
Ekip hava raporlarını kontrol etti. Güvenlik limitlerinin içinde rüzgarla beraber son itiş için başlama iznini verdiler. Şahmerdanlar 3 numaralı köprü payandasının güvenlik alanına doğru, yani varış yerine doğru ilerliyor. Bu noktada toplamdaki 21 başlama sistemi bir felaketi önlemek için tam olarak aynı dakikada hareket etmeliydi. Eğer ters giden bir şey olursa bunun sorumlusu Mark Bonomo olacaktı. Herkes bana her şeyin yolunda gideceğinden nasıl bu kadar emin olabildiğimi soruyor. Doğru yerde olduklarından emin olmak için ön tarafa GPS denilen bir alet koyuyorum. Böylece teori ile gerçek pozisyon arasındaki boşluğu görebiliyorum. Sonraki iki gece ve gündüz güverte belirlenen son noktaya doğru ve zamanında 600 milimetre ilerliyor. Dünya medyası güvertelerin kritik birleşmesini izliyor ve baskı yaratmak için Fransız Başbakanı olayı kutlamak üzere haber bekliyor. Güverte ileri doğru itiliyor. İki bölüm birbirinden sadece birkaç santimetre uzakta ve şampanya şişesi bu an için hazır bir şekilde bekletiliyor. Ve en sonunda birleşme gerçekleşiyor. İki ağır çelik güverte 2,5 kilometrelik bu vadiyi büyük zorluklarla geçmiş oluyor. Kontrol yapıldığı zaman 1 santimetre içinde sıraya dizilmişlerdi. %99.999 her şey iyi gitti. Tüm hesaplar, tüm ihtimaller en sonunda işe yaradı. Her şey düşünüldüğü gibiydi. Güverteler en sonunda birleşmiş oldu ve ekip projenin son sürecine ulaştı. Fakat zaman çizelgesini yakalamak için önlerinde hala bir yarış var ve problemler hala tamamen sona ermedi. Herkes esnek çelik güvertedeki dramatik titremeleri görebilirdi. Hatta bazı köprü yapıcıları yapısal bütünlük hakkında şüphe duyuyordu. Herkes için büyük bir sürpriz oldu. Mühendisler çeliğin esnek olduğunu biliyordu ama o kadar da değildi. Ekip güvertenin düz kalmasını sağlayacak direklere ve tellere güveniyordu. Her direk 90 metre yükseklikte ve 700 ton ağırlığında. Üst üste konmuş 85 adet Londra otobüsüne eşit. Vadinin üstündeki ince güvertede hepsinin yerli yerinde düzgün kalması bugüne kadar yapılan her şeyin üstündeydi. Bir kez daha Mark Bonomo'nun planı vardı. Tarihte dikey direkleri ilk kullanan ve yapan Mısırlılardı. Bonomo, eski Mısır'da kumların içindeki obeliskleri kaldırmak için kullanılan tekniği burada uyguladı. Karayolu güvertesinin en üstünde ekip iki dev gibi çelik kuleyi yüklüyor. İkisi de tellerle güvenliğe alınmış ve binlerce ton yükü kaldırabilme özelliği olan hidrolik sisteme sahip. 700 tonluk direk hidroliklerle kaldırıldı. O yükseldikçe hafif hafif dönüyordu ta ki dimdik oluncaya kadar. Daha sonra bağlama noktasına kadar güvenli bir şekilde biraz alçaltıldı. Bonomo'nun 4000 yıllık tekniği mükemmel bir şekilde çalışıyordu. Tüm 7 direğin yerini almasıyla ekip dalgalanan güverteyi düzeltmek için tel halatları bağlayabilirdi. Ve trafik yüküyle başa çıkabilmek için ona daha fazla güç vermelilerdi. Bunun böyle olacağını umuyorlardı. Karayolunun ağırlığı 40 bin tondan fazla, yani neredeyse bir gemiye eşit. Ve 154 tel destek çökme veya yıkılmayı bir şekilde önlemeli. En güçlü payandalar 91 çelik halattan yapılmış ve 25 bin tonluk fren gücüne sahip. 25 büyük jeti taşıyabilecek kadar güçlü. Tel destekler gerildikçe planlandığı gibi karayolu güvertesindeki dalgalanmalar düzeltilmeye çalışılıyordu. En sonunda varacakları yerdeler. Yol yüzeyi yapılmaya devam ediyor. Yüke 10 bin tonluk bir ilave daha yapılmış oldu. Sanki güvertenin üstünden 153 tane savaş tankı geçiyormuş gibi. Fakat halka açılış yapılmadan önce ekip köprünün güvenli olduğundan emin olmak istiyordu.
ve birçok önemli testten daha geçmesi gerekiyordu. Üç yıldan sonra dünyanın en uzun köprüsü olan Fransa'nın Milau Viyadüğü'nü yapan inşaat ekibi artık hesaplarının doğru olup olmayacağını öğrenecekti. Normandiya Köprüsü gibi tek kemerli asma kablo köprüsünün ana bölümündeki ağır yük problem yaratmaz. Çünkü teller sağlam zemine iyice tutturulmuştur. Milau Viyadüğü'nün 8 kemeri olmasına rağmen teller güvertenin bitişik bölümlerine sıkıca tutturulmuş. Sadece bir bölümdeki yük eğilmesine ya da aşağı çekmesine neden olabilir. Direkler eğildikçe birbirleriyle birleşen destekler de yukarı doğru çekiliyor. Diğer güvertelerin de kalkmasına neden oluyor ve tehlikeli dalgalanma etkileri yaratıyordu. Ekibin köprüyü son kez teste tabi tutmasının zamanı gelmişti. Bu 28 kamyon birleşik olarak 900 tondan fazla ağırlıkta. Onların hepsi kritik noktalara yerleştirildi, tam en ortaya. Mühendisler nefeslerini tuttu. Ölçümler tekrar yapıldı. Dönemeçler sadece 26 santim kadar. Mühendisler için bu bir zafer. Köprü bunun iki katı kadar ağırlığa dayanıklı şekilde yapıldı. 4 hafta sonra 14 Aralık 2004'te Başkan Jacques Chirac resmi olarak Milau Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Tüm Fransız halkı için bu bir gurur anıydı. Toplam 3 yıllık inşaattan sonra dünyanın en uzun köprüsü tamamlanmış oldu. En az 120 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Tüm karışıklıklara rağmen proje müdürü tam zamanında işini bitirmiş oldu. Fakat en çok gurur duyduğu şey yine de bu değildi. İnşaat alanlarında genellikle kazalar meydana gelir. Neyse ki bizde çok büyük kazalar meydana gelmedi. Hepsi sadece ufak tefek kazalardı. Köprü halka açıldığında hemen övgüleri almaya başladı. Fakat gerçek test yazın ilk zamanlarında yapılacak. Çünkü Fransızlar genelde hep o zamanda yıllık tatil izinlerini kullanırlar. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Günde 50 binden fazla araç sayısına ulaşıldı. Araba başına 7 dolar. Bu inşaat firması için çok iyi bir haber. Demek ki projeye yatırdıkları 478 milyon dolar yatırımın karşılığını alabilecekler. Bu inşa etmek için epik bir köprü ve hala destan olarak ününü sürdürüyor. Thierry ve Frank P2'ye yani dünyanın en uzun köprü payandasına tayin edildi. Bu yapı katı beton blok değil, bir sürü derin geniş boşluk var. Onların görevleri bugün için iletişim sistemlerini ve her 7 yapısal zemindeki elektrik devirlerini test etmek. Bu da 343 metre tırmanma gerektiriyor. Günün geri kalanında sürekli tırmanma gerçekleşecek. Akşam karanlık çöktüğünde Thierry sonunda direğin en tepesine ulaşıyor. Çok yorgun ama her şeyin bir geri dönüşü var. Buradan muhteşem bir manzara görüyorsunuz. 360 derecelik bir panorama. Dünyanın en uzun köprüsü bir simge haline geldi. Fakat bu hiç kimsenin daha önce düşünmediği problemlere yol açtı. Yerel halk köprüyü protesto için kullanmakta. Sorunları için medyanın dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Bu kalabalık, gökyüzündeki bu karayoluna koyunları salmakla çiftçilik açısından mali destek alacaklarını umuyor. Hoze'nin işi tehlikeden doğan kazaları önlemek. Fakat bu köprüde sürekli kaza oluyor. Hareket tespit sistemiyle alarmı tetikliyor. Bu da demek oluyor ki köprünün üstünde bir araç duruyor. Acilen Jose bir meslektaşını bu sorunla ilgilenmesi için oraya gönderiyor. Herkesin en son istediği şey 2,5 kilometrelik köprüde birçok aracın birbirine girmesi. Jose kamerasıyla köprünün çeyreğini büyüterek görüyor. Ve adam aracını terk etmiş. Geçitte tehlikeli bir şekilde oturuyor. Şoförün muhtemelen sadece morali bozuktu. Rüzgarlı geçidin üzerinde bir anda tırmanmayı bırakan ve ölüme atlamayı düşünen bir adam gibi duruyordu.
Bruno müdahale ediyor. Merhaba. Merhaba. Neyse ki sorumsuz bir fotoğrafçıdan başkası değilmiş. Kesinlikle en önemli turist ziyaretlerinin yapıldığı yerlerden biri oldu. İlk 9 ayda 700 bin kişi ziyaret etti. Şans eseri birçoğu fotoğraf çekebilmek için köprünün boşalmasını bekliyor. Bu köprü muhteşem. Mila viyadüğünü görebilmek için 600 kilometre yol yaptım. Söyleyebileceğim tek bir şey var. Bu inanılmaz. Böyle bir yapı karşısında şaşkınlar. Çünkü o çok güzel, narin ve minimal. Yeryüzündeki herhangi bir köprüden yaklaşık 3 kat daha uzun. Bu da muhteşemliğini kanıtlıyor. Ve mimar Lord Norman Foster amacına ulaştı. Bu, şoförlerde sürekli yukarı tırmanıyormuş hissi yarattı. Bu platformları terk ederken köprü boyunca uçuyormuş hissine kapılıyorsunuz. Sanki ciddi ciddi bulutların üzerindeymişsiniz gibi. Ve sonuç olarak tüm bunları hayal eden insanlar kesinlikle mutlu oldu. 15 yıl önce hayal ettiğim gibi köprü sanki uçuyor. Sihirli bir şey varmış gibi. Bu dünyadaki en uzun tamamen tellerle destekli tek köprü. Dünyadaki en uzun karayolu ve kesinlikle 343 metrede inşa edilen en yüksek köprü.